Selam dostlar, ben Cengiz Han. Bugün sizlerle fake olma ihtimaliyle beraber şu ana dek karşılaştığımız birçok eylemin önceden tahmin edildiği sızıntıların kaynağından gelen en güncel bilgileri paylaşacağım. Gerçekliğini önümüzdeki BlizzCon'da göreceğimiz bu bilgilerle ilgili yayınlarda bayağı bir dil dökmüş, tahminlerde bulunmuştum. Özellikle Sylvanas'ın amacı konusunda herkesin çok erken konuştuğunu, sabah akşam dile getirdiğimi belirtmek isterim. Blizzard'ın yetkililerinin dahi Garrosh 2.0 olmayacak demesine rağmen insanların devam eden bu ön yargılarına şaşıp bir yerden sonra bana ne ya deyip geçmek durumunda kalmıştım. Gel gelelim, BFA boyunca gerçekleşen birçok eylem söylediğim her şeyi tek tek doğrulamıştı. O geçmişteki durumlar şu anda oyunda aktif olarak karşımızda. Anlatmaya gerek yok. Peki önümüzde ne var? Öncelikle tahminden öte sızıntılara göre 8.3'te bizleri son boss olarak Nizzoth değil, tam olarak biz, tüm Azeroth bekliyor olacak. Peki nasıl? Şöyle ki her iki tarafta beyni serbest bırakmak için adımlar atıp başarılı olacak. Ancak emirleri çiğnenen Sylvanas, Thunderbluff'a saldırı için hazırlığa girecek. Gel gelelim, bu hazırlığın sonunda gerçek bir saldırı olmayacak. Sylvanas, her iki tarafın dikkatini de o tarafa çektikten sonra gözünü başka bir yere dikecek. Dazar'alor Raid'i öncesi Alliance'ın Nazmir'de yaptığının bir benzerini yapacak. Sadece bu kez çok daha önemli bir şehir ele geçirilecek. Sızıntıların paylaşıldığı yerde de yazdığı gibi bu paket sonu doğruysa, yayınlarda da birçok kez Sylvanas'ı savunurken objektif okurlara referans verdiğim A Good War'daki plan akışına da uyuyor. Gelin sızıntının esas noktasına, yani Raid'e biraz bakalım. Biz oyuncuların amacı şehri Sylvanas'ın elinden geri almak olacak. Ve bunu yaparken karşımıza çıkacak olan bossların en önemlisi ise bana sorarsanız Anduin. Sylvanas'ı sevsem de Anduin'in yeri ayrıdır. Gel gelelim, genç Boy King maalesef Nizzoth'un fısıltılarının etkisine kapılmış durumda karşımıza çıkacak. Tabii ki onu öldürmüyoruz, kurtaracağız. Ayrıca bu fight esnasında Anduin'in sevdiği dostu, henüz daha geçenlerde modellemesi düzenlenen Vratian da gözükecek. Horde ve Alliance oyuncuları bir bütün halinde Stormwind'in limanında Sylvanas'ın karşısına çıkacaklar. Savaş devam ederken kızı Talia ile beraber Alliance tarafındaki Bolvar ortaya çıkacak ve Horde liderlerini öldürmeye başlayacak. Bolvar'ın bu hareketi sonrası Sylvanas geni vurup fight'ı kısa bir molaya sokacak. Bu esnada Horde liderleri Warchief'lerinin tarafına dönerken genin ölümü sonrası Anduin Horde'a savaş ilan edecek. Ki bununla beraber son boss'la karşılaşacağız. Tahmin ettiğiniz gibi paketin adına yaraşır bir şekilde son boss Horde ya da Alliance olacak. Karşı ırkın liderleri belirli bir sırada ölürken en sonda Sylvanas ve Anduin kalıyor. Ama en nihayetinde istisnasız herkes, tüm liderler, tüm oyuncular ölmüş olacak. Fight sonunda ise gözlerimizi farklı bir boyutta açacağız. Shadowlands. Stormwind'in limanında bizleri bekleyen Helya'nın gemileriyle karşılaştığımız o anda Sylvanas, gerçek Battle for Azeroth için yeterince güçlü olduğumuzu ilan edecek. Sızıntılara göre yeni paketin adı Shadowlands ve bu paketle ilgili tonla bilgi bulunmakta. Ancak şimdilik o konuya girmeye gerek yok. Gene de ilgili linkleri aşağıya koyuyorum. Ayrıca kısa süre içerisinde Türkçe çevirilerini de Blizzard Türk'te bulabileceksiniz. En başta da dediğim gibi bu söylenenler sızıntılardan, teorilerden oluşmakta. Ancak uzun zamandır devam eden bir tartışma başlığı altında bugüne kadar birçok kilit noktanın doğru bilindiğini de belirteyim. Demem o ki söylenen her şey bir kaynaktan çıkartılan sonuç. Sızıntıların, elimizdeki bilgilerin genel özeti böyle. Ve bunların hepsi bir yana, Horde'un da Alliance'ın da canı cehenneme, ben Lore'u seviyorum Lore'u diyen herkese selam olsun. Sizlerin konu hakkındaki düşüncelerini merak ettiğimi belirteyim. Ayrıca olasılıkları beraber konuşmak için yayınlara da bekliyorum. Tabii ki tarafsız konuşulması umuduyla. Tarafsızlıktan bahsetmişken daha yeni başladığım Lore serisine de bir göz atabilirsiniz. Chronicle'lar üzerinden başlayıp tüm hikayeyi hiç yorum katmadan anlaşılır bir dille ilerleteceğim. Serinin ikinci videosu birkaç gün içerisinde gelecek. Bitirmeden önce videodaki tek kişisel yorumumu da yapmak istiyorum. Lore seven biri olarak bu hikaye akışına, sızdırılan pakete resmen aşık oldum. Eğer doğruysa gerçek hype o zaman başlayacak. Diyerek videoyu noktalayalım. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar dilerim.